Çıkar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aralık 2019 elektronik sınavında çıkan motor sorularıyla birlikte 2020 yılında sizlere çıkacak elektronik sınavda çıkacak motor sorularını değerlendireceğiz arkadaşlar. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Bugün aydınlatma ve ikaz sistemini tekrarlıyoruz arkadaşlar. Güvenli bir sürüş için yolun aydınlatılması sinyallerle hareketlerin bildirilmesini sağlar arkadaşlar. Geceleri görüşü azaltan yağışlı ve sisli havalarda motorlu araçlarda gündüz olduğu kadar rahat kullanmayı sağlar biliyorsunuz aydınlatma. Frenleme dönüşlerde kavşak tepe üstlerine yaklaşırken yine sürücüleri uyarmak için kullanılır. Bildiğiniz gibi kısa farlar 25 metre ileri aydınlatacak şekilde olmalıdır ve yeşil ışık yanar. Uzun farlar ise 100 metre ileri aydınlatacak şekilde olmalıdır ve mavi ışık yanar. Araç geri vitese takılınca beyaz ışık yanar. Araç frene basılınca kırmızı stop lambaları yanar. Arkadan gelen sürücüleri uyarır. Lambalardan biri yanıyor, diğeri yanmıyorsa ampul patlamıştır. Yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Aynı hattaki lambalardan hiçbiri yanmıyorsa sigorta atmıştır. Fren lambası sağlam olduğu halde yanmıyorsa fren müşürü arızalıdır. Araç park halindeyken park lambalarının açık bırakılması yine akünün boşalmasına neden olur arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bakın burada araç geri vitese takmış, beyaz yanıyor. Burada ise frene basılmış. Evet. Fren lambaları, bakın fren sisteminde bir arıza olduğu ya da el freninin çekili olduğunu belirten ikaz ışığıdır. Fren hidrolik seviyesinde düşüş olduğunu bize gösterir. Fren balatalarının aşınmış olduğunu gösteren gösterge, bakın genellikle yokuş aşağı inerken giderken uzun süreyle sık sık frene basılınca bu işareti görebilirsiniz. Kızdırma ısıtma bujisi dizel araçlarda bulunur. Silindirin içindeki soğuk havanın ısınmasını sağlayan motor parçasıdır. Göstergeler, gördüğünüz gibi bakın göstergeler çok çok önemli. Her sınavda en az 1-2 tane göstergelerde sınavlara sorular geliyor. Onun için sık sık tekrarlamakta fayda var. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren sesli İbreli uyarıların toplandığı bölüme gösterge diyoruz. Göstergeler aracın ön paneline konulmuştur. Sürücüye aracın çalışma sistemiyle ilgili bilgi verir. Aracın göstergelerine ne zaman bakılır diye bir sınav sorusu geliyor sık sık. Aracın göstergelerine düz yol kesimlerinde bakılmalıdır arkadaşlar. Hız göstergesi, devir göstergesi, hararet göstergesi, yakıt göstergesi, şarj göstergesi, yağ, kısa farlar, uzun farlar, park lambası, arka cam rezistansı, el freni, hararet, sağ sol sinyal, cam suyu lambası, gördüğünüz gibi airbag ve emniyet kemerinin takılı olduğunu bize bildiren göstergelerdir arkadaşlar. Burada da mutlaka sınavda soru geliyor. Bunları tekrarlamanız sizin menfaatinizedir. Evet. Araçlarda aşağıdaki gösterge panellerinden hangisi yanarsa aracı durdurmaya gerek yoktur. Bakın şarj göstergesi, yağ göstergesi, hararet göstergesi, yakıt göstergesi. Evet. Dikkat ederseniz burada yağ, şarj ve hararet göstergesi yandığında aracımızı derhal durduruyoruz. Yakıt göstergesi yandığında aracımızı durdurmaya gerek yoktur. 30 ile 50 kilometre daha yol alır. Sorulara başlayalım. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde
Şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şekildeki ikaz ışığı yağ lambası yanıyor bakın. Yağ lambasının yanmasını soruyor bize soru. Hemen bakalım yağla ilgili ne var? A seçeneğinde yağ seviyesinin azalması. Evet, dikkat ederseniz burada diğer şıkları okumama hiç gerek yok. Yağ seviyesinin azalmasıdır A seçeneği. İkinci sorumuz, araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? Marş, yağ, yakıt ve ateşleme sistemi. Bize ilk hareketi veren sistem sormuş. Evet, marş sistemi. Evet, Adana. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü sorumuz, aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Motor kaputunun tam kapanmadığını, B. Lastik hava basıncının düşük olduğunu, C. Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini, D. Fren balatalarının görevini tam yapmadığını. Bakın bu şekil göstergede neyi gösterir bize arkadaşlar? Lastik hava basıncının düşük olduğunu gösterir. Evet, cevabımız Bursa. Madde vermiş, hemen soruyu okuyalım. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Yakıt tüketiminin artmasına neden olur? 1. Yüksek devirde araç kullanmak olur. Ani hızlanmak, yavaşlamak olur. Araca uygun ebatta lastik kullanılması olmaz. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması olmaz. Evet. Bize neyi sormuş? Yakıt tüketiminin artmasına neden olur. Evet, burada 1 ile 2 hangisinde var? Evet, dikkat ederseniz Adana'da cevap verilmiş. 5. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? Debriyaj balatasının eskimesi, lastik hava basıncının düşmesi, depodaki yakıt seviyesinin azalması, aracın uygun olmayan devirde kullanılması olur. Hangisi olmaz diyor bize. Bakalım. Evet, seçenekleri incelediğimizde Ceyhan, depodaki yakıt seviyesinin azalması yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz. 6. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır? Emme susturucusu, egzoz susturucusu, emme manifoldu ve egzoz subabı. Evet. Gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltan nedir burada? Egzoz susturucusudur. Evet. Egzoz zamanı susturucusu, evet, Bursa. 7. soruya bakalım. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Antifriz kontrol edilir. B. Önemsenmez yola devam edilir. C. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aracımızı durduruyoruz ve kontağı kapatıyoruz. Burs Denizli. 8. sorumuz, motorun soğutma sisteminde kullanılan nokta nokta donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Asit, antifriz, saf su, elektrolit. Evet. Korozyonu, paslanmayı, kireç oluşumunu, parçaların ömrünü artıran antifrizdir. Bursa. 9. soruya bakalım. 9. soruyu okumadan önce yağ göstergesi. Az önce söylediğimiz gibi motor yağ basıncının çok düşük olduğunu, karterde yağ kalmadığını bildiren göstergedir.
şarj göstergesinde ise akünün şarj olmadığını bildiren göstergedir. Marşa basıldığı zaman çalışında şarj göstergesinin sönmesi beklenir. Evet, burada soruyu okuyalım. Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir? 1. Şarj göstergesi, 2. ABS, 3. Yağ basıncı. Evet, bakalım şarj göstergesinde aracımızı derhal durduruyoruz. ABS'de durdurmaya gerek yok. Yağ göstergesinde gerek var. Burada 1 ile 3. Hangi seçenekte? 1 ile 3. Ceyhan'da verilmiş bakın. Evet. 1 ile 3. 10. soruya bakalım. 10. soru, fren sisteminin amacı nedir? Fren sisteminin amacı A. Motorlu taşıtın kontrollü biçimde yavaşlamasını sağlar. B. Direksiyon hakimiyetini sağlar. C. Trafik kaza riskini çoğaltır. D. Aracın yol üzerinde tutunmasını sağlar. Evet. Motorlu taşıtın kontrollü biçimde yavaşlamasını sağlar fren sistemi. Evet. Hareket halindeki aracı yavaşlatır, yavaşlayan aracı durdurur. Adana. 11. sorumuz. Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır? Aşınmaları soruyor. Şarj, marş, ateşleme ve yağlama sistemi. Evet, dikkat ederseniz burada aşınmaları hangi sistem azaltır? Yağlama sistemi azaltır. Denizli. On ikinci sorumuz yine güç aktarma organları ile ilgili. Bu sıra sınavlarda sık sık geliyor. Bu soruya dikkat edelim. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve şaftan aldığı harekete aksa ileten güç aktarma organının adı nedir? Bakın burada soru işaretini soruyor bize. Balata, amortisör, diferansiyel, vites kutusu. Evet, güç aktarma organları bildiğiniz gibi şaft. Önce vites kutusu, bakın vites kutusu, şaft, diferansiyel, aks ve tekerlekler şeklindedir. Bize sorulan sorunun cevabı soru işaretinin olduğu yerde ne diyoruz? Diferansiyel diyoruz arkadaşlar. Ceyhan. On üçüncü sorumuz, el freninin görevi nedir? Motorlu taşıdığın kontrol biçiminde yavaşlamasını sağlar. Hareket halindeki aracı durdurur. El freni duran aracı sabitlemek için kullanılır. Aracın yol üzerinde tutunmasını sağlar. Evet, el freninin görevi duran aracı sabitlemek için kullanılır. Ceyhan. 14. sorumuz, soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir? Buji, enjektör, su pompası, termostat. Evet, burada dikkat ederseniz bize neyi sormuş? Termostatı sormuş arkadaşlar. Soğutma suyunun sıcaklığını belirli seviyede tutar. Denizli. 15. soruya bakalım. 15. soru, araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır? Sürüş konforunu, trafik kaza riskini, direksiyon hakimiyetini, aracın yol üzerinde tutunmasını. Ömrünü tamamlamış lastikler arkadaşlar kaza riskini artırır. Bursa. 16. sorumuz, soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Termostat, Denizli. 17. sorumuz, aracın hızı azaltılır. En sağ şeride
Varsa banket üzerine geçilir. Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır. Yukarıdaki uygulamalar araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması halinde yapılır? Dikkat ederseniz bakın. Hararet yaptığı zaman araç, aracımızı derhal ne yapıyoruz? Durduruyoruz. Evet. Ceyhan. 18. sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketimin artmasına neden olur? Ani hızlanma yapılması bir olur. Lastiklerin eskimesi, evet, yakıt tüketimini artırır. Hava filtresinin değiştirilmesi artırmaz. Evet, artırmaz. Burada dikkat ederseniz 1 ile 2, yani Bursa. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan şekilde soru işareti gösterilen parça aşağıdakilerden hangisidir? Rotil, aks, amortisör ve şaft. Evet. Soru işaretinin olduğu yeri bize soruyor. Burada bakın. Amortisördür. Cevap Ceyhan. 20. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına neden olabilir? A. Motor soğutma suyunun eksilmesi. B. Araç deposundaki yakıtın az olması. C. Akünün tam şarj yapılması. D. Fren hidrolinin az olması. Evet, burada dikkat ettiğimiz zaman motor soğutma suyunun eksilmesi hararet yapmaya sebep olur. 21. sorumuz. Seyir halinde gösterge panelindeki ışıklardan hangisinin yanması trafik kurallarına uyulması şartıyla derhal durulmasını gerektirir? Adana'da park lambası, Bursa'da kısa farlar, Ceyhan'da hararet göstergesi, Denizli'de sis farları var arkadaşlar. Evet. Derhal durdurmayı ne gerektirir? Evet. Hararet göstergesinin yanması Ceyhan. 22. sorumuz. Süspansiyon sisteminde bulunan ve çukur ve tümseklerden gelen salınımı ve darbeyi üzerine alan parça hangisidir? Rotil, aks, helezon, yay ve şaft. Evet. Burada cevabımız Ceyhan. Süspansiyon sistemini tekrarlayalım. Süspansiyon sistemi biliyorsunuz sürücü ve yolcuların yol bozukluklarından etkilenmeden sarsıntısız yolculuk yapmasını sağlar. Süspansiyon sisteminin parçaları yaylar, helezon yaylar, çukur ve tümseklerden gelen salınım ve darbeyi üzerine alır. Amortisör aracın taşıyıcı sistemlerinin yorulmasını önler, konforlu sürüş yapmamızı sağlar. Makaslar ise genellikle otobüs, kamyon gibi ağır taşıtlarda kullanılır, yaylanmayı sağlar. 23. sorumuz, son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerden biridir? A. Polen filtresi. B. Park sensörü. C. Açılabilir tavan. D. Aktif gergili emniyet kemeri. Evet. Burada ölüm ve yaralanmaları aza indirmek amacıyla geliştirilen sistem aktif gergili emniyet kemeridir. %100 2020'de çıkacak, elektronik sınavda çıkacak garantili motor sınav sorularını kaçırmayın arkadaşlar. Nedim Şeker Akademik kanalına abone olup soruları tekrarlamanız faydanızadır. Ve arkadaşlar mutlaka videoları beğenmenizi istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.